Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, çoğunlukla Türklerin hakim olduğu kenti Ruslar ele geçirdi. Rusya'nın Ukrayna işgali 57. gününe girdi. Rus haber ajansı Moskova'nın Mariupol'u aldığı duyuruldu. Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik an itibariyle savaşa dönüşmüş durumda. Rusya Dışişleri Bakanlığı mütekabiliyet gereği Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Sitert-Pesenburg'daki başkonsolosluk faaliyetlerini sona erdirdi ve çalışanlarını sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sergey Shoigu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını iletti. Shoigu, Putin'e Mariupol'dan 142.000'den fazla sivilin tahliye edildiğini, Mariupol'daki durumun sakin olduğunu söyledi. Putin ise Mariupol'daki başarılı operasyon nedeniyle Shoigu'yu tebrik etti. Putin, Mariupol'u ele geçirmek için başarılı, Azovstal'dan ayrılan Ukraynalıların can güvenliği sağlanacak dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin asker öldürüldü. Ruslara ait 172 uçak, 151 helikopter, 829 tank, 2118 zırhlı araç, 393 top, 136 roket atar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1508 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 166 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldürüldüğü duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizitsev, Mariupol'da Azovstal Melarushki fabrikasındaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.